Sevgili seyirciler merhaba, Bir İş Kolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan, bugünkü konuğumuz Emine Erdem, kendisi Sedefet Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. güzel fırsatı teşekkür. verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun. teşekkür ediyoruz katılımınız için, çok sağ olun. olun. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Emine Hanım? Peki ben e, hukukçuyum, e, bir anneyim, e, bir aile şirketimizin hem yönetim kurulu üyesiyim hem hukuk danışmanlığını yapıyorum ama aynı zamanda 1988 yılından beri e, sivil toplum kuruluşlarında bir fiil çalışıyorum. Evet. Gerek aktivist gerek lider olarak. E, çok çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki edindiğim deneyimlerle bugün burada sizin huzurunuzda aslında Sektörel Dernekler Federasyonu Sedefet'in ilk e, kadın başkanı olarak diyorum. Artık e, bu ayrışmayı pek yapmak istemesem de... E, İlk e, bu sivil toplum hareketinde kadın liderlerin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben de e, sektörel dernekler federasyonu ilk kadın başkanı olarak huzurunuzdayım. Sektörel Dernekler Federasyonu bir çatı örgüt aslında. 48 üye derneğimiz var, 12 bin iş insanını çatısı altında birleştiren bir çatı örgütü, çok çeşitli sektörlerin bir arada olduğu bir yapı. Aslında burada ortak yatay kesişmede yapabileceğimiz çalışmaları bir arada değerlendiriyoruz. Özellikle ekonomi politikaların üretimi, rekabetçiliğin ülkemizde daha güçlenmesi, geliştirilmesi açısından sektörlerin yatay kesişmede yapacağı çalışmalarda biz öncülük yapıyoruz. Aynı zamanda da Türk Konfet e, Başkan Yardımcısıyım. Sektörel Dernekler Federasyonu Türk Konfetinde e, federasyon olarak 5 e, sektör federasyonundan en güçlü federasyonlarından birisi. Hı hı. E, bizim buradaki ana hedefimiz e, Türkiye'nin genelinde özellikle e, Anadolu biliyorsunuz yüzde %90'ı e, kobi ağırlıklı bir ekonomiden oluşuyor. E, bizim sektörel deneyimlerimizi Anadolu'daki buluşmalarla e, özellikle e, hem bilgiyi akıtmak, hem farkındalık yaratmak, hem de yeni dönüşen, e, değişen koşullara adapte olunması konusunda e, çeşitli projeler, çalışmalar üretiyoruz. Birbirimize dokunuyoruz, birbirimize diyoruz aslında çalışmalarımızı. E, bu bize bir ayrıca dinamizm kazandırıyor. E, önümüzdeki e, süreçte sürdürülebilir rekabetçilik Sadece ulusalda değil uluslararası boyutta da taşınması için e, uluslararası boyutta globaldeki değişim ve dönüşümleri de Anadolu'nun her bir noktasına e, elçilik yapıyoruz birbirimizi e, besliyoruz aslında e, birbirimizi sivil toplum hareketinde beslerken de tabi, iş dünyasını da bir o kadar besliyoruz birbirimizden deneyim kazanıyoruz çünkü önümüzdeki sürece baktığınız zaman aslında bu uluslararası e, rekabetçiliğin artırımı konusunda yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve bizde bir de toplumsal dönüşüm yani bu üçlü dönüşümün e, gerekliliğine inanıyoruz. Hı hı. Önümüzdeki süreç e, her bir e, bireyden başlayarak. Ee, özel sektöre, korumuya, sivil topluma kadar bu bilincin oluşması gerekiyor dönüşümler konusunda. Özellikle şunu söylemek isterim ki e, yeşil doğru bir yeşil dönüşüm e, dijital dönüşümü de getiriyor. Dijital dönüşümün risklerine yeşil dönüşüm engelleri ve özellikle ortadan kaldırıyor ama onun ötesinde de doğru insan kaynağı, nitelikli insan kaynağı, bilinçli insan kaynağı içinde toplumsal dönüşüme ihtiyacımız var. Hatta toplumsal dönüşümde tabii biliyorsunuz 2030'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşım konusunda en odak noktalarından bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Hı hı. Dolayısıyla e, toplumsal dönüşümde kadın erkek fırsat eşitliğinin bir arada yaratıldığı bir ekonomiden bahsediyoruz. Bunun da entegrasyonu, bunun da bilincini oluşturmak için. Anadolu'da da bölgesel, ulusal, uluslararası boyutta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harika. Bunun gerekliliğine inanıyorlardınız. Harikasınız, biz de sizi tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi siz uzun yıllardır aslında bu sektördesiniz. E, bu derneğin kuruluşunda evet. varsınız evet. E, ve ben bu projelerinizi biraz daha detaylı öğrenmek isterim açıkçası seyircilerimiz için. Tabii. E, şimdi aslında e, Sektörel Dernekler Federasyonu bu yıl 20. yılını kutluyor. E, burada e, tabii ki e, süreç içinde... E, Türkiye'nin geldiği nokta sektörlerin geldiği nokta hı hı. çok kıymetli hı hı. bunları değiştirip dönüştürmekte de işte bizim gibi sivil toplum hareketlerine de bağlı hı hı. Aslında sivil toplum bir yerde demokrasinin olmazsa olmaz parçası onu da söylemeden geçemeyeceğim bir yerde iş dünyasıyla kamuyla yerel yönetimlerle toplum arasında bir Üçüncü göz diyebiliriz buna bir köprü oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla toplumun e, gerekliliklerini e, farkında kılıp bunun e, e, entegrasyonunu sağlıyoruz ve e, özellikle de bir yerde e, demokrasinin ayrılmaz birer parçası niteliğindeyiz. Şimdi sektörel dernekler federasyonu olarak da baktığımız zaman demin de ifade ettiğim gibi daha veri tabanlı çalışılması, daha inovatif çalışılması ve özellikle de Dijitalleşme ve yeşil e, ekonomiyi, entegrasyonu konusunda artık değişen dönüşen koşullarda bunların bilincini oluşturmak için çalışıyoruz. Hı -hı. Hatta e, projelerden bahsedin demiştiniz bizim 15 yıldır sürdürdüğümüz. Her yıl Kasımın sonuna doğru bir marka değeri olan artık rekabet kongremiz söz konusu. Hmm. Her yıl farklı bir e, temayla e, yola çıkıyoruz. Bu birbirinden değerli konuşmacılar, akademisyenler, e, sivil toplumcular, iş dünyasındaki e, özellikle konunun uzmanlarıyla. ...konuları masaya yatırıp... ...hem irdeliyoruz hem de geleceğimizi... ...iş dünyasının geleceğini... ...planlamak için daha... ...farklı bir ekonomi politikaları... ...yerleştirme konusunda... ...çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seneki... E, ...konumuz aslında... E, ...biliyorsunuz... ...cumhuriyetimizin e, 100. yılını... ...geride bıraktık. 2. <laughs> yüzyılına... ...girerken... E, ...artık ikinci yüzyılda değişen... ...dönüşen e, sektörlere ...masaya yatırdık... E, burada tabii deminden beri ifade ettiğim gibi yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün teknolojinin, yeşil ekonominin gereklilikleri tekrar ortaya çıktı. Ee, sürdürülebilir kalkınma için de aynı zamanda e, şunu da vurgulamak istiyorum. Eşit koşullarda fırsatların eşit sağlandığı yani kadınla erkeğin eşit şekilde ekonomide var olmasının da konusu yine masaya yatırıldı. Bütün bu çoklu düşünce yapısıyla e, önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hı hı. Biz se Hedef et. sektörel dernekler federasyonu olarak yüzde 60 hizmet ve üretim e, sektöründeki derneklerimiz yüzde 40 da sanayi sektöründeki derneklerimizle bir arada işbirliğinde demin de dediğim gibi yatay kesişenlerde çünkü dikeyde herkesin vizyonu ve misyonu doğrultusunda Hı -hı. yaptığı çalışmalar var ama yatay kesişmede bir haritalama çıkardık ee, ve bu haritalama çalışmasında hangi e, derneklerimizin hangi derneklerimizle, hangi derneklerimizle e, birbirlerine güç verip daha ileriye taşıyabilecekleri konusunda çalışmalar yaptık Hı -hı. E, örneğin bir e, tedarik zinciriyle bir lo ...lojistik e, zincirlerini... E, ...derneklerini buluşturduk. E, üretim yapanla... Lojistiği buluşturduk. Kadın hareketinde e, iş dünyasında farkındalık yaratabilecek yönetim kurulunda daha fazla kadın olması, kadınların tekrar iş yaşamına döndürülmesi ve girişimcilik ekosistemine daha çok dahil olmaları konusunda yine bu bilinçler e, oluşturulması için birbirine entegrasyon e, derneklerimizle bu haritalama çalışmasını e, önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz. Hı hı. Bundan sonraki iki e, sistemimizde aslında Anadolu'daki 26 bölgede federasyonlarımız söz konusu 26 bölgedeki federasyonlarımızın ihtiyaçlarına paralel olarak da özellikle odak sektör sorunlarını Anadolu'da masaya yatıracağız Kobilerin gelişip güçlendirilmesi şart bunun için de önümüzdeki süreç bu çalışmalar bizim yön vereceğimiz çalışmalarımız olacak diyebilirim. Burada aslında fikir alışverişleri oluyor, istişareler oluyor ve bu doğrultuda projeler hazırlanıp onlara sunuluyor değil mi? Bu şekilde bir Tabi tabii aslında. Tabii tabii tabii. Aynı zamanda tabii dediğim gibi ihtiyaca paralel olarak da konular masaya yatırılıyor. Özellikle Doğru yatırımı ne zaman nasıl yapılabilir, inovatif nasıl düşünülebilir, veri tabanlı nasıl çalışılabilir? Çünkü bunlar aslında bir yerde hem yeşil hem dijital dönüşümün olmazsa olmaz sektörel sorunları. Daha inovatif düşünmemiz lazım, daha veri tabanlı çalışmamız gerekiyor. Ve özellikle de doğru yatırımı doğru zamanda yapılması gerekiyor. İşte bunlar da bir yerde konunun uzmanlarıyla birlikte... Deneyimlerimizi paylaşıp Anadolu'da kobilerin güçlendirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Tabii bunun içinde aslında biraz da e, Selin Hanım e, yatırım yapmak lazım. Tabii ki. Yani e, e, özellikle e, finansal konuda kobilerin de, daha yeşile dönme, daha dijitalleşme, daha teknolojiyi kullanma. Çünkü biliyorsunuz en büyük ihracatımız Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya. Dolayısıyla önümüzdeki süreç Avrupa mutabakatında mecburuz sistemlerimizi değiştirip dönüştürmek. Evet. Yani ulusalda yerelde kalamayız artık. Hı hı. Uluslararası boyutta e, beklentileri hı hı. iş dünyasında karşılamak durumundayız. Hı hı. Dolayısıyla bunların önümüzdeki süreçte de COBİ'lere e, bu bilincin oluşturulması, finansal kaynakların mutlaka yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme ayrılması konusunda bir bilinç oluşturulması gerekiyor ki önümüzde sürdürülebilir rekabetçiliğe karşı direngen bir yapı olalım. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman aslında en büyük Burada pandemi süreci yaşadık. Evet. Ee, Türkiye'nin e, şey, ekonomik şartları e, mev, malumunuz. Ama ha. bu arada dünyadaki jeopolitik şartlar da çok o, e, zorlayan bir yapı Hı -hı. iş dünyasını. Dolayısıyla buradaki gereklilikleri ortaya koyarken e, hem yatırım yapmak hem üretimi doğru planlamak ama aynı zamanda dünyaya açılabilecek mekanizmaları da iş dünyasının ki iş hayatına da entegre etmek, doğru üretimi yapabilmek, hatta çeşitliliği, kapsayıcılığı da sağlayabilecek potansiyeli yaratmak çok önemli. Ben e, özellikle Anadolu'daki güçlü KOBİ'lere, iş dünyasına çok inanıyorum. Türkiye'nin potansiyeline çok inanıyorum. Bu potansiyeli açığa çıkartabilecek bizler bir e, sivil toplum hareketleri olarak bir mekanizmayız aslında. Hı hı. Demin de dediğim gibi bir köprü vazifesi görüyoruz hı hı. diyebilirim. Harikasınız. Yani bu noktada aslında çok fazla emeğiniz var ve dokunuşunuz çok kıymetli, çok değerli aslında bu kuruluşlar için hem de kobliler için dediğiniz gibi umarım her şey gönlünüzce olur, başarılarınız daim olsun. Bundan sonrası için de daha nice projelere diyelim o zaman. İnşallah. İnanıyorum ki iş dünyası özellikle ürün <laughs> ve Özellikle iş modellerini geliştirmek, güçlendirmek konusunda ellerini daha çok taşın altına koyacaklar hı hı. ve önümüzdeki ikinci yüzyılda Türkiye potansiyelini daha da açığa çıkartacak evet. ulusal ve uluslararası boyutta diye inanıyorum. Çok doğru, çok haklısınız. Umarım en kısa vadede bu gerçekleşmiş olur. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ediyorum. İyi ben teşekkür geldiniz. ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok, sağ çok olun. teşekkür ediyorum Selin Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Size doyum olmuyor. Anlattıklarınız çok değerli ve kıymetli ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş Emine Hanımcığım. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Valla e, yine iş dünyasından mı bahsedeyim bilmiyorum ama <laughs> özellikle şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki e, y e, yüzyıl yani Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılına girerken Türkiye potansiyelini açığa çıkartabilecek. Özellikle de geleceğimizi planlayabileceğimiz, yetkinliklerimizi arttırabileceğimiz, büyük potansiyeli açığa çıkartabileceğimiz, gücümüzü kullanabileceğimiz bir Türkiye'yi El birliğiyle fırsat eşitliğini yaratarak el birliğiyle sağlayacağımıza inanıyorum. Ben bu fırsatı verdiğiniz için e, özellikle e, Business Channel'a çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlarına da başarılar diliyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız Emine Hanım. Var olun. Teşekkür ediyorum efendim. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Emine Erdem bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.